Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Suat-ı Mekke 10. sefir 63. kısım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Vasıl. Kadının durumu erkekten farklıdır. Bilmelisin ki kadın haccın hükümlerinin çoğunda erkekten farklı bir duruma sahiptir. Çünkü kadın erkeğin parçasıdır. İnsan olmada ortak olsalar bile her ikisine geçici olarak ilişen durumlar onları farklılaştırmıştır. Bu geçici neden erkeklik ve kadınlıktır. Kadın erkeğin edilgeni olarak yaratıldı. Bunun amacı sayesinde efendiliğinin ortaya çıktığı kimsenin sevgisiyle erkeğin kadına sevgi duymasını sağlamaktır. Öyleyse erkek kadını efendi olmasını sağlayan olarak sever. Kadın ise parçanın bütüne duyduğu sevgi şeklinde erkeği sever ve ona ilgi duyar. Başka bir ifadeyle kadının erkek sevgisi bir tür vatan sevgisidir. Çünkü erkek kadının vatanıdır. Bununla birlikte bu sevgiye her birinin diğeri için şehvet ve haz vasıtası olması eklenir. Bununla birlikte bu sevgiye her birinin diğeri için şehvet ve haz vasıtası olması eklenir. Kuşkusuz kadın kemal ve yetkinlikte erkeklerin derecesine ulaşabilir. Bazen erkek kadından daha aşağı bir derecede bulunabileceği gibi bazen ibadetleri hükümlerinde bir araya gelir veya ayrılabilirler. Şu var ki erkeğin aklı kadınınkinden üstündür. Çünkü erkek kadını tanımazdan önce Allah'tan akleder ve öğrenir. Erkek kadından önce var olmuştur ve ilahi emir yinelenmez. Daha önce de belirttiğimiz gibi önceki için gerçekleşen bir müşahede sonradan gelen adına gerçekleşmez. Allah bir surette iki kere tecelli etmeyeceği gibi İki şahıs için bir surette de iki kez tecelli etmez. Bu durum ilahi genişlikten kaynaklanır. Erkeğin kadından fazlalaşmasını sağlayan derece budur. Bütün nerede, parça nerede? Kemalde kadın erkeğe ulaşsa bile söz konusu olan özel kemaldir. Nitekim kesildiklerinde insanın yok olmasına yol açabilecek bazı organlar diyette insanın tamlığına katılır. Bazı organlar ise bu konuda yarım veya daha az olarak kabul edilir. Öyleyse her parça bütün derecelerde bütüne katılmaz. İhramda dikişli elbise erkeğe yasaklanmışken kadına yasaklanmamıştır. Çünkü erkek bileşikten yaratılmış olsa bile yalınlara yakındır. Öyleyse erkek gerçekte yalınlara yakındır ve o yakınların en yakınıdır. Kadın ise bileşikten yani Adem'den yaratılmıştır. Bu nedenle kadın erkeğe göre yalınlardan daha da uzaklaşmıştır. Dikişli elbise bir bileşikliktir. Bu nedenle kadına aslını koru denilmişken erkeğe bileşiklikten uzaklaş denildi. Dikiş bulunmadığı için yalınlığa yaklaşması için dikişli elbiseden soyutlanması emredildi. İzar dokumalı bir kumaş olduğu için bileşiktir. Bu yönüyle o gömlek ve kumaşa göre daha çok ilk yaratılış maddesi olana yalın olan hebaya yakındır. Öyleyse erkek neye yakın ise öyle muamele görmüş iken neden uzak ise yakından hüküm yönüyle farklılaşmıştır. Sonra Allah erkeği ki Adem'dir, kendi suretine göre yaratmış, Havva ise Adem'in suretine göre yaratılmıştır. Çocuklar ise sadece birinden değil, ebeveynin karışımına göre yaratılmıştır. Başka bir ifadeyle çocuklar, duyusal ve vehim olarak bir toplamdan yaratılmıştır. Çocukların istidadı, anne babanın istidadından güçlüdür. Çünkü çocuk, ikisinin istidadını içerir. Kamil bir çocuğun kemali babanın kemalinden fazladır. O nedenle Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir çocuk olması bakımından yetkin kemal sahibidir. Her çocuk yaratılışının aslında bu kemale sahip olmakla birlikte çocuklar yetkinlikte derece derecedir. Bunun nedeni ulvi hareketler, nurani tecelliler ve mutluluğa yaklaşmalardır. Her çocuk yaratılışına eklenen bu ikinci kemalin sahibi değildir. Burada tecellide ilahi özel yönün vermiş olduğu başka bir sır daha vardır. Bu sır ise çocuğun kendinden oluştuğu sebebe aittir. Bu özel yönü diğer isimlerden daha yetkin bir ihata ve kapsama sahip olan ilahi isim belirler. Söz gelişi El-Alim ismini burada örnek verebiliriz. El-Alim yani bilen ismi kapsam bakımından diğer isimlerden karşılaştırılamayacak ölçüde yetkindir. Babası, annesi kendisine özgü ilahi bir ismi, söz gelişi refüüt deracat yani dereceleri yükselten olan bir çocuk, babası, annesi ihata ve derece bakımından
daha aşağıdaki bir isme sahip olan başka bir çocuktan daha üstündür. Bir çocuk bir anne ile mevhum misal suretindeki bir babadan doğmuş olabilir. Böyle biri bir babadan yoksun kaldığı için annesinin atasına benzer. Örnek olarak İsa'yı verebiliriz. Bu çocuğun niteliği de Hakk'a ait emirden ortaya çıkışı bakımından dedesinin niteliğidir. Nitekim Allah bunu bize bildirmiş ve dile getirmiştir. Allah-u Teala kuşkusuz Allah katında İsa Adem gibidir buyurur. Yani Adem'in kendinden var olduğu ilahi isimden İsa da var oldu. Onu topraktan yarattı, zamir Adem'e döner. İsa ise Havva'nın kardeşidir ve o aynı zamanda Havva'nın kız kardeşinin oğludur. Bir çocuk annesi olmaksızın bir babadan meydana gelmişse babasının derecesinden daha aşağıdadır. Örnek olarak Havva'nın sol kaburgadan yaratılışını verebiliriz. Bu nedenle Havva eksik kalmış ve onun eğikliği doğruluğu sayılmıştır. Bu nedenle Havva'nın ilgisi çocuklarına ve kocasına ait olan hazinelere yönelmiştir. Bu durum Havva'nın kendisinden yaratıldığı kaburgaların insanı koruması gibi kaburgaların sahibinin yararı için kaburganın altındaki ciğerleri, mideyi korumasına benzer. Öyleyse kadının veya kaburganın eğikliği kendisinden istenilen doğruluğunun ta kendisidir. Kavisin eğikliği onun doğruluğudur. Onu bilinen çizgisel bir doğruluğa zorlarsan kırarsın ve istediğini elde edemezsin. Böyle yapman söz konusu şeye özgü doğruluğu bilmeyişinden kaynaklanır. Alemdeki her şey Allah'ı bilenlere ve Allah'ın yaratıklarındaki sırlarını bilenlere göre dosdoğrudur. Bunun böyle olduğunu Allah bize her şeye yaratılışını verdi ayetinde açıklamıştır. Söz konusu durum her şeyin kemali ve yetkinliği demektir. Hiçbir şey kemalden yoksun değildir. Bunun nedeni mutlak kemal sahibinin suretine göre yaratılmış olmamızdır. Bu nedenle sınırlığımızda onun mutlaklığına benzedik. Çünkü mutlaklık hiç kuşkusuz bir sınırlama demektir. Çünkü bu sayede o sınırlıdan ayrışır. Kamilden sudur eden bir şey ona yaraşır kemale göre ortaya çıkar. Başka bir ifadeyle alemde kesinlikle bir eksiklik yoktur. Hastalıkları doğuran geçici durumlar olmasaydı hiç kuşkusuz insan bütün bunları bilen bir alim gibi alemde dolaşır ve gezinirdi. Çünkü alem Hakk'ın bostanı, isimler ise ortak bir şekilde onun sahipleridir. Öyleyse her isim alemde bir pay sahibidir. Hakikatlerin verisi budur. Şu halde eşyanın kemali özsel bir nitelik iken eksiklik geçicidir. Her şeyin özünde yetkin olduğunu anlamalısın. Kendi kıymetini ve değerini bilen biri helak olmaz. Kuşkusuz erkeğin kadın karşısındaki durumu açıklanmış oldu. Bunlar bir açıdan farklı olsa bile başka bir açıdan ortaktır.